Tolga abi var. Tolga abi hop. Tolga abi Tekuye. Tolga abi Tekuye. Mami ceset buldu. Mami ceset buldu. Çok güzel. Merhaba arkadaşlar, Gamer kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Fear Sorrent bölümünden hepinize selamlar. İlk bölümde oyunu bayağı sevmiştiniz. Ki ilk bölüm birkaç aksaklık yaşamıştık. Ona rağmen yine güzel bir video çıkarabilmiştik ortaya. Oyunu sevdiğiniz için tabii ki devamını çekiyoruz. İlk bölüm 4 maç ya da 5 maç girdik. Hiçbirisine bana killer vermemişti. Bu bölümde de artık kaç maç atarız bilmiyorum ama umarım killer verir. Bu oyunda killer oynaması gerçekten çok keyifli. Evet arkadaşlar, yine oyunumuz başlıyor. Bana killer vermesi için dua ediyorum. Ne olur bana killer ver. Yes! Brody ile birlikte killer oldum arkadaşlar. Görev yapalım ya. Görev yapalım arkadaşlara deyip beraber gidelim. CTRL ile map'imizi açıyoruz. Görev bu arada dediğim gibi fake görev yapabiliyoruz. Birilerini yanımıza çekmek için böyle fake görevler yapabiliriz. Bu kim? Ali. Şurada görev yapıyor gibi yapayım. Aa, Bora beni izliyor. Bora ile Ali'yi yanıma çekerim gibime geldi. Bu arada kilim geldi. E'ye basıp şöyle sabotajımızı verelim. Şimdi yan yanayız. İbo, Mami ile yan yanayız. Hiç kill almamam lazım şu an. Şimdi benim R özelliğim şey yapıyor. Kişilerin yerini gösteriyor bana belli bir saniyeliğine. Şöyle bunu bir kullansam. Aha burada biri var. Burada biri var. Tolga abi var. Tolga abi hop. Tolga abi Tekuye. Tolga abi Tekuye. Mami ceset buldu. Mami ceset buldu. Çok güzel. Bizim arkadaşımız da kill almış. Brody de kill almış. Hemen yukarı çıkıyoruz. Tolga abi kimse şey yapmıyor bile. Görmüyor bile. Tamam güzel. Onu kaynattık arada. Şimdi hemen toplantı odasına devam ke. Alo. Arkadaşlar selamun aleyküm. Görevimi yaptım. Yan odamdaki sabotaja gittim. Sabotajın orada ceset vardı. Sabotaj yapılırken öldürülmüş. Üstünde de Bloody T-Bag yapıyordu. Bloody kesip biçmiş yani. Sabotaj yerinde sabotaja doğru gittim. Odaya girince ceset vardı. Etrafıma baktım hani biri var mı diye. Tam ne yapacağımı bilmiyorum oyunu. Yani sayenizde çok tecrübem yok oyunda 10 saniyede öldüğüm için. Hani diyecek başka şeyim yok. Alo. Şimdi arkadaş, öncelikle selamünaleyküm. Bu olayla ilgili çok bir düşüncem yok çünkü ne Mami'yi gördüm ne Bloody'yi gördüm oyun başladıktan sonra, sadece merdivende gördüm. Şeyi soracağım, ortada böyle kase gibi bir şey var ya, o ne boka yarıyor? Merhaba. O meeting, aynı şeydeki Among Us'taki meeting'e çağırma tuşuna yarıyor. Aşağı inmeden önce Bora'ylaydım. Bora'dan ayrıldıktan sonra aşağı indiğimde görevimi yapacaktım. O sırada şey basıldı zaten. Destruction basıldı. Ondan sonra çıktığımda Mami bir odaya girdi ve cesedi buldu. Çıktığımda Bora ve Bloody vardı odada. Alo. Selaleyke. Şimdi beyler, Ali'nin dedikleri doğru az önce. Ali'yle ayrıldık yani bir yolda. Ondan önce en başta maçın başında ben buradan aşağı indim. İlk sağ oda olması lazım. Orada bir yere girdim ya da ikinci sağ oda, tam hatırlamıyorum. Ali vardı içeride, görev yapıyordu. Ben de onun arka tarafına gidip görev yaptım. Aynı odadaydık. Hatta Bora gelip beni kontrol etti yanlış görmediysem. Onun harici sonra oradan ayrılıp giderken Mami ile İbo olması lazım. Yanımdan geçtiler. Emin değilim. Sanırım sabotaj için girdiler. Ben de alt kattaki görevime gittim. Sabotajı onlar halleder diye. Mami'nin anlattıkları da doğru yani. Ama şey, şüphelim yok. Yani herhangi bir killer falan görmedim. Mami'ye güvenmek zorundayım. Teşekkürler. İlk önce şeyi söyleyeyim. Ahmet'in dediği doğru. Onları bir kontrol ettim. Gördüm onları. Eyvallah aslan. Ali'nin biraz zaman kavramı bozuk sadece. Ali'den ayrıldıktan sonra ceset bulunmadı. Ali'den ayrıldım. Emergency şeyi yapıldı. Ben hala o arada görev yapıyordum. Ardından kutu yanımdaymış. Dedim hazır gelmişken şeyi de halledeyim, sabotajı da halledeyim. İçeriye girdiğimde Bloody cesedin üstünde eğiliyordu. Mami de şey rapor etmişti. Ama yani gerçekten Bloody'nin dediği gibi rapor etmeyi bilememe imkanı da olabilir Bloody'nin de. Sanmıyorum yani, çok fazla şüpheli bir durum benim için. Evet arkadaşlar, 30 saniyemiz var oylamak için. O kimin kime oy verdiği gözükmüyor diye biliyorum. O yüzden Bloody'ye vermeyeceğim tabii ki de. Bora'dan yana kullandım oyumu. Umarım Bloody'yi elemezler. Elerlerse tek kalacağım. Cık, elediler. Büyük ihtimal Bloody gitti. 4 oy atmışız. Bloody aynen. Bloody'yi elediler. Şey yapmamış. Ne oluyor bu arada lan? Sabotaj. Kim verdi oğlum sabotajı? Şöyle hep beraber bir devam edelim bakalım. Ben Basement'taki görevime gidiyor gibi yaparım. Göreve gidiyor gibi yaparım Basement'ta. Sonra hatta direkt aşağı ineyim. Tolga abi güzel kaynattık arada. Onu kimse konuşmadı bile. Ölümünü bile şey yapmadılar yani hani. Kilimin gelmesine 10 saniye var ama kişileri görme özelliğimin gelmesine 50 saniye var yaklaşık. Tekrardan sabotaj verebiliyorum. Ay iyi, dibime sabotaj vermişim. Birisinin gelmesini ya da şurayı sabotajlayayım ben. Sabotajın bir tanesi kendim yapayım ki derim. Sabotajı yaptım derim. Bir tanesini ben yaptım derim. Tamam, Sarp gördü beni sanırım. Aynen, Sarp'a güven sağlarız. Biraz güven sağlamaya oynamam lazım, tekim çünkü. Perspektif özelliğim geldiği zaman da etrafımdakilere bakarak kill almayı düşünüyorum. Ne oldu lan? Ha, biri şey çağırdı, okey. Acil toplantı çağırdılar. Alo.
Heh, sesim geliyor sanırım. Bir infom yok ama şöyle bir infom var. Sabotajı da oynuyordum, hatta onun tam olduğu yerde de görevim vardı. Orada bir ışık yanıyordu. Herhalde bir sabotajı yapıyor dedim. Oraya girdiğim anda Ahmet sabotajı yapıyordu. Etrafına baktım, etrafında da kimse yoktu. Bunu açıklamamın sebebim de büyük ihtimal Ahmet masum. Çünkü etrafına gerçekten bakmışım, ölü var mı ya da başka birisi var mı diye. Helal lan sana gerizekalı. Benim geldiğimi de görmemişti. Ve sabotajı yapıp bitirmişti. Tek düşüncem Ahmet bence masum. Sarp'ın anlattıkları doğru. Şöyle, o sabotajın verildiği odada görevim vardı. Zaten başlar başlamaz direkt iki kat aşağı indim. Basement'tı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. İndim, görevimi yaptım. Görevi tam kapıdan çıkarken sabotaj verildi ve aynı odaya verildi. Hemen sabotajı da yaptım. Yanımda da kimseyi görmedim zaten. Sabotajı yaptıktan sonra kapıdan çıktım ve merdivenlerin olduğu taraf olması lazım. Oradan Sarp geldi bana doğru. Birebirdik. Başka aynı katta kimseyi görmedim. Öldürse büyük ihtimal öldürürdü beni. Ya da ben onu öldürürdüm. Bilmiyorum. Ben de Sarp'a güvenmek istiyorum. Ama killer adına bir infom yok. Teşekkürler. Galiba dediğiniz şeyi gördüm. Pavuk'la biri aynı kattaydı. İşte ışığı kapattım, biraz bekledim, ardından gittim de etrafta bir ceset bulamadım. Yani dediğim gibi zaten biri ölmemiş. Yani büyük ihtimalle ikiniz de temizsiniz ama gene çok bir şey demek istemiyorum. Oğlum bu çok iyi, iki kişiyi yanıma çektim. İki kişiyi yanıma çektim ya. İkinizden biri için. Onun dışında bir bilgim yok. Doğru düzgün görev yapamadım bu el. Altara basmaya gidenlerden biri de bendim. Ya bilmiyorum, Ali'ye güveniyorum. Ya Ahmet'ten şüpheleniyorum ama. Sanki bana böyle bir RPM'si hareketler yapıyormuş gibi geldi ama bilmiyorum yani. Hadi. Bu kadar da olmaz ama. Gerçekten ekranımı sana falan görüyor galiba. O kadar kişi bana güven sağlarken Mami'nin hala şüphelenmesi. Merhaba, sesim geliyor. Aynen. Oyunu bitirecek infolar var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biz 5 kişiyiz. Normalde 2 katil kaldı. Zaten İbo ile Tolga abim öldü. Bloody'yi de oylayarak attık. Düşünüyorum yani. Eğer Bloody ise büyük seçeceğim ama Bloody değilse ben Priest'im. Oranın Traveler olduğunu öğrendim. Mami ile beraber buraya gelirken de eğer iki kişi katil kalsaydı, beni öldürseydi zaten direkt kazanacaklarını biliyordu. O yüzden altarı yapmamı engellemedi. Biliyorum ama Ahmet'imin tabunun katil olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kanıtım daha var. Bunlar ikisi kaldığına göre bir kill çıkmadı bu akşam. Evet arkadaşlar, benimle tavuk olduğunu düşünüyorlarmış. Birisine sanırım oy verecekler. Mecbur tavuğa atacağım oyun. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki turda da beni öldürecekler. İş nasıl bana döndü bilmiyorum ama inşallah Sarp'a vermişlerdir. Yani ben gitmek istemiyorum. Bir tur daha oynayayım la. Tamam. Güzel. Sarp'ı elediler. Yani gözler benim üzerimde sadece. Ve 80 saniye var. Ya çok zor. Şuradan çevirmem çok zor. Bir tek ben kaldım çünkü. Mami'ye niye güveniyor Ali bilmiyorum. Bora kaşınıyor şu an onu öldürmem için. Bora'nın üstüne saldım yengeyi. Tamam, Bora kalsın orada. Bora kalsın orada. Bir kill daha alırsam bitiyor sanırım. Bilmiyorum, emin değilim. Şu an 1'e 2 mi kaldık? Galiba 1'e 2 kaldık. Evet, bir kill daha alırsam bitiyor bu arada. 29 saniyem var. Sabotaj versem mi herhangi bir yere? Z'ye sabotaj verdim ama. Hadi bir kill daha alırsam bitiyor, kazanıyorum lan. Aa, Mami ceset buldu ya. Mami ceset buldu ya. Ya Mami bütün planlarıma sıçtı şu an gerçekten. Kill süremle dolmamıştı, alamıyorum birisini ya. Ah oğlum, 10 saniye daha dayansa, 10 saniye daha dayanması lazımdı ya. Alo. Ali, ilk defa cidden yani tebrik ederim seni kardeşim. Gerçekten Bloody değilmiş. Tavuklu Ahmet oyun yapmış. Bu ne yani, diyor amına koyayım. Yoksa oyun biterdi. Tavuklu Ahmet oyun yapmış. Tavuk da katildi. Çünkü şu an oyun hala devam ediyor. Aynen Muhammedciğim. Çok yani, salak bir mantık kurdu. Beni ellesin ama çok salak bir mantık kurdu. Çünkü tavuk eğer katil olmasaydı zaten şu an oyun bittiydi. Bora da ölmüş ve az önceki o söyledikleri hani birbirlerini doğraladılar ya. Ondan dolayı hem kill çıkmadı biz altara gidene kadar. Ondan dolayı doğru olduğumuz ortaya çıktı. Beyler, öncelikle kafanıza sıçayım. Beni elecekseniz elin, hiç eleyin, hiç sıkıntı değil. Ama kafanıza sıçayım. Bombok bir info verdiniz şu an. Çünkü şöyle bir şey var. Tavukla ben kaldığımda bir kill de alsak zaten oyun bitiyordu. 5 kişiydik. 2 killer olsa oyun zaten bitiyordu. Yani Bloody katildi büyük ihtimal. Siz orayı anlayamadınız. Ya Mami şu an çok saçma bir şey söyledi, ben anlamadım. Yani ben Ali'nin rolüne güveniyorum. Zaten Bora'yı taramış. Bora'nın masum olduğunu söyledi ki Bora öldü. Mami şu an çok fena bir RP yapıyor Ali, haberin olsun. Yani büyük ihtimal %99 bana inanmayacaksın, hiç sıkıntı değil. Oy da verebilirsin. Ama bu kadar. Başka bir şey demek istemiyorum. Sadece yanlış info verdiniz, haberiniz olsun. Yani yemeyecekler büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Lan bir de Mami'ye eliyormuş var ya, ne gülerim. Aa, ben oy vermedim mi? Ananı avradını. Oy vermedim lan. Neyse, zaten ikisi bana verdi, işim bitti. Ahmet. Olmadı. Oğlum, tamam yok, beni elemenin sıkıntı değildi. Gerçekten yanlış mantık kurdunuz. Kanka bak, bak bir dakika, beni bir dinle. İlk el 2 kişi, bak 8 kişiyiz değil mi? İlk el 2 kişi oldu, doğru mu? Elemede de Bloody eledik, doğru mu? 3 kişi gitti, kaldık 5 değil mi? 5 kişi gameplay devam ediyor. Orada bir kill almamız eğer tavukla ben katil olsam bir kill bile yetiyor. İkimizin birer tane almasına da gerek yok. Bir kill de alamamış olmamız imkansız kanka. Nasıl alamıyorum? Kanka 5 kişi yaşıyorsa, ikisi katilse oyunun bitmeme ihtimali yok.
%100 o kili alırlar. Buydu. Hani bak, tavukla siz ikiniz yan yanaydınız. Bak ya. Öyle bir şey kalırsam zaten kili gizli almama gerek yok. Yanınıza dolanırım, birisini yanında öldürürüm. Aynen, direkt bitecek zaten. Yani direkt bitecek çünkü. Neyse tavuğu kaynattık arada. Bu arada 10 saniye kala bulmasan cesedi bitiriyordum. Bu sefer masum oldum arkadaşlar. Güzel. Killer maçımızı da size izletmiş olduk. Çok istiyordunuz Killer izlemek. Güzeldi, maç iyiydi ama dediğim gibi çok bana %100 döndü yani orada hani ya tavuk ya Ahmet'e %100 inandılar. Dolayısıyla tavuk öldükten sonra benim zaten şeyi kurtarma ihtimalim yoktu RP'yi. Hani son bir şans Ali'nin gerizekalılığından faydalanmaya çalıştım. O da yemedi. Sabotajı yapıyor mu oradaki arkadaşımız? Tamam, sabotaj yapıldı. Yanımdaki kim benim? Şuna bakayım, Bora. Yine Bora. Nasıl diyeyim? Hep Bora görüyor benim görev yaptığımı ya. Burayı da kapatayım da Bora'yı öldüreyim rahat. Aha! Karanlık verildi. Vallahi birini teklediler. Ben mi öldüm lan? Bu arada ölüm animasyonunu bilmiyorum. Bu videoda ölür müyüm ama sizlere göstermek isterim. Aha! Ne oldu lan? Mami mi o? Mami. Tolga abi de burada. Mami'nin geldiği taraftan ceset buldum. Allah Allah. Bir timing olmadıysa eğer Mami ya. Beyler selamlar. Son sabotajı çözen kimse onun kapısının önünde buldum cesedi, haberiniz olsun. Orada masada bir tane görevim vardı, hatta Bloody ile mi kimle bilmiyorum, yanında biriyle yaptık görevi. Sonra bir karanlık verildi, Bora yanımdaydı karanlık verildiği sıra. Karanlık verildikten sonra tekrar ışık açıldı ve o dediğim sabotaj odasının girişinde Ali'yi buldum cesedini. Ve tam Ali'nin üstünden de Mami geçti. Artık bu bilmiyorum karanlıktan dolayı bir timing mi Mami mi aldı bilmiyorum. Ama şüphelim Mami. Ardından o sabotajın yan odasının içerisinde de Tolga abi vardı. Görev mi yapıyordu yoksa kill alıp kaçtı mı hiçbir fikrim yok. İsim olarak verebileceğim kişiler Mami ve Tolga abi, bir timing olmadıysa eğer. Şüphelim yok ama yani şöyle infolarım var, yani Tavuk'la Ahmet'le galiba şeyde o masada görev yaptık en sonra. Sonra oradan herkes dağıldı, biz Tavuk'la bir yere gittik. Sonra karanlık basıldı, sonra biz Tavuk'la ayrıldığımızda karanlık basıldı, sonrasını bilmiyorum. Alo? Evet, beyler ben iki görevimi de tamamladım. Ondan sonra alt katta işte Ahmet'in beni gördüğü yerde görevimi yapıyordum. Bu arada oyunun başında ben rolümü de söylüyorum açık ve net bir şekilde. Priest'im ben. Sensei'nin killer olduğunu gördüm ben. Oy. Ve büyük ihtimalle arkamda da o aldı. Karanlık basıldığı sırada Ahmet'in gördüğü timing de onunla alakalı. Dediğim gibi rolümü de çalabilir. Hiç sıkıntı yok benim için. Ben dediğim gibi Priest'im. Mami de katil. Şok. Büyük iddialar bunlar. Alo. Ahmet'in dediğine cevap vereyim. Ben koridordan geldim. Zaten Bora beni görmüştür. Üst kattan indim. Koridorda karşılaştık. Tam koridorda karşılaştığımızda elektrik gitti. Ben sadece orada Bora'yı gördüm. Bora'yı gördükten sonra W'ye, yani o elektrik gitti. W'ye bastım. Gittim. En son Ahmet'in arkasındaydım. Işıklar geldiğinde. Ahmet'e döndüm. Ben bu arada cesedi falan görmedim bu arada. Benim olduğum açıda ceset falan gözükmüyordu. O yüzden dümdüz devam ettim. Ahmet cesedi buldu bir anda. Başka birini orada gördüğümü hatırlamıyorum. Bora'yı gördüm dediğim gibi koridorda. Tam Bora'yı gördüm de zaten ışıklar gitti. Ondan sonra yürüdüm ve en son Ahmet'in arkasındaydım yani. Tolga abinin dediğine niye cevap vermedim Mami'ye? Ben vereceğim Mami'ye oy. Alo. Üzgünüm. Evet arkadaşlar, Mami'ye vereceğim oyu. Sadece benim suçlamamı cevapladı. Tolga abiden hani gazete 3. sayfa manşet haberi gibi bir suçlama geldi Mami'ye karşı ve onu savunmadı. Tolga abi rolünü açıkladı ve Mami'nin rolünü gördüğünü söyledi. Mami buna cevap vermeyi unutmuş olamaz diye düşünüyorum. Mami'ye verdim oyu, üzgünüm. Mami'yi eledik sanırım, bir bakalım. Tamam, Mami'yi eledik. Umarım doğrudur. Eğer bu doğruysa bunun doğru olup olmadığını zaten bir sonraki toplantıya ulaşabilirsek anlayacağız. Çünkü bir tanesini elersek diğer killer arka arkaya 3 kill alamayacak demektir. Mami ve Tolga abi olduğunu düşünüyorum demiştim ben. Eğer Mami çıkarsa, doğru çıkarsa dediğim gibi bunu bir sonraki toplantıda anlayacağız. Tolga abi %100 olarak masum olmuş oluyor. Çünkü o suçladı Mami'yi. Böyle bir durumda da oklar Bora'ya döner gibi. Bilemedim. Aşağıdaki sabotaja ulaşmaya çalışıyorum hemen. Muhtemelen bir killer var. Şu an çoktan biterdi. Aynen. Sanırım Mami'yi doğru bilmişiz. Böylece Tolga abi %100 masum diyebilirim. Şunu hemen fixleyeyim. Bu arada görevler de bitmek üzere. İlk defa görevlerden bitirebiliriz oyunu. Ya öbür sabotajı yaptım geldim anasını satayım. Bunu yapan yok mu? Hah, şeyi çağırdılar. Bora ceset bulmuş. Tolga abi öldü ya. Bu bence self report bence ya. Ben buraya güvenmek istemiyorum şu an. Brody ve Tavuk'tan infolarını alacağım. Büyük ihtimalle self report gibi şeyler gelir diye söylüyorum. Doktorum. Özelliği kullandığım anda Tolga abinin cesedini buldum zaten. Özelliği kullandığım anda boğulurken gördüm. Olayın olduğu yere gittim. Olayın olduğu yer ilk kattaymış. Ben ikinci katta gittim. Orada Tavuk vardı. Ama Tavuk hani her yerde olabilir. Alttan Ahmet abi geldi. Ama Tolga abi ilk katta ölmüştü. Yani normalde ikinci katta olsa Tavuk derdim ama şu an emin de değilim. Belki yukarıda öldürmüştür, aşağı inmiştir. Zaten merdivenin tam dibindeydi ceset. Hani üst merdivene aşağı inerkenki basamaklarındaydı.
Yani bilmiyorum. Tavuk derdim de emin değilim yani hiçbir şey görememek kötü o anlamda. Evet. Öylerse ya. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Az önce sabotaj verildiğinde Bora'yla yan yanaydım diye gördüm. Emin değilim. Ben aşağıdaki sabotaja gittim. Bora da yukarıdaki sabotajın yanındaydı ama yapmamış. Dediğim gibi bu %100 bir info değil. Şu an yanlış bir şeyler hatırlıyor olabilirim. O yüzden bu infoya %50 değer verin. Onun harici şöyle bir şey var. Mami kesin olarak killer'mış. Bunu anladık. Tolga abi doğru bir info vermiş yani. Çünkü yoksa oyun biterdi bir kile. Bloody ve Sarp kendisini bir açıklasın. Eğer yan yana mıydınız bu el neler yaptınız full yan yanaysanız falan. Ona göre bir kişiye oy vereceğim artık. Bir kendinizi iyice ifade edin. Şeye başladığında Tolga abi bilmiyorum yani tavukla beraberdik görev yaptık. Yani ilk başta Ahmet'le görev yaptık yani Ahmet görev yapıyordu. Onu gördüm sonra tavukla beraber bir dolaştık. Full mü dolaştık desem full dolaşmadık da çok kısa bir süre tavuk yanından kayboldu. Sonra ben aşağı inerken emergency sabotajı verildi. Ona giderken o yapıldı ve sonra üsttekine çıkarken de cesedi buldular. Alo. Şimdi arkadaşlar şöyle oldu. Bloody ile kendimi açıklayayım. Bloody ile ilk başta dediği gibi ilk önce bir buluştuk. Ardından bir sabotaj kesildikten sonra bir arama oldu. Ondan sonra tekrar birbirimizi gördük. Ardından küçük bir arama da olmuş olabilir. Ya bir tane ya da iki tane birbirimizi görmemiş olabiliriz. Ama onlar da tabii bir uzun süreli 20-30 saniyelik bir arama. Yani Bloody'ye güveniyor muyum onu bilemiyorum. Ama birine oy vermemiz gerekiyor. Ya şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Baş yani bir infom yok. Tamam bir sus koyacağım Çıkıyorumlar. ya. Şimdi arkadaşlar 30 saniyelik sürem var. Çok kısa kendimi ifade edeyim. Bora doktor olduğunu söyledi. Ölen kişilerden birisi de doktor olabilir. Onların da rolünü çalmış olabilir ama buna çok emin söyledi. Hani sonuçta bu bir risk. Ölmeyen kişilerden birisi doktor çıksaydı Bora'ya patlardı iş. Ama kendisini kurtarmak için tek şansı bu da olabilir. Cesedin orada da Sarp'ı gördüğünü söyledi. Sarp'la Brody de ara ara ayrılmış. Ben Sarp'a verdim ya. Bora'dan son anda Sarp'a döndüğüm gibi oldu gerçekten. Bilmiyorum kime eledik ama. Zor bir karardı benim için gerçekten. 2'ye 2 kalmış oylar. Kimseyi eleyemedik abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani gerçekten zaten gerilimliydi ortam. İyice gerildim anasını satayım. Çok kararsız kaldım şu an gerçekten ya. Şu an Killer son kozlarını oynuyor abi. Son kozlarını oynuyor şu an. Ve arkamda Bora görev mi yaptı ne yaptı bilmiyorum ama fışırık 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 diye sesler çıkarttı. İşte bunu yapma bunu yapma işte. Hiçbir şey görmüyorum şu an abi. Aşağıda kill alındı büyük ihtimal. Buradaki ceset kiminse Sarp. Tamam katil Bloody'ymiş. Katil Bloody babacım. Yani bunun kurtuluşu yok gibi. Şerefsiz ya. Hiç ondan şüphelenmemiştim biliyor musunuz? Direkt sabotajın orada tökezlemiş tavuğu tamam mı? Takmış arkadan bıçağı. Merhaba. Boracım selamlar. Sadece seninle konuşacağım. Diğer şerefsizle konuşmayacağım. Zaten üstte beraber ben sabotaj yaparken arkamda görev yaptın galiba. Beni izlemişsindir Bora. O sıra karanlık verildi. Alta indik. Tavuğun cesedini bulduğumuza göre. Killer Bloody. Eğer sen büyük bir mind game yapmadıysan Bora. Ki sen o kadar zeki bir insan değilsin. Sen geri zekalısın. Böyle bir şey yapamazsın. Oyum tabii ki Bloody'den yana. Şimdi benim şüphelim Bora çünkü Allah yani Allah. tavukla biz safe'teydik. En sonunda sabotaj verildiğinde yani öncesinde beraberdik ama sabotaj verilmeden önce pardon görevlerde dağıldık. Sabotaj verildiğinde odaya geliyordum. Zaten ikiniz oradaydınız. Başka da infom yok yani. Ne dedi bu? Bloody ile tavuk 3. kattaydı. Işıklar kapandı. 10 saniye sonra ışıklar açıldı. Yani yürüme hızım alt kata varmaya bile yetmez ışıklar açılana kadar. Nasıl alt kata gideceğim, öldüreceğim, geri ikinci kata geleceğim, geri Ahmet'in arkasında Doğru duracağım. diyor, doğru diyor. Adadan ayrılan isim Bloody oluyor. Görüşürüz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Bora bu kadar zeki bir insan değil. Böyle güzel bir plays yapmış olamaz. Brody. Yes. Nice. Son anda, son anda bir Bora'yı elemen yok muydu? Sen geri zekalı bir adam. Oğlum bu, ben Bloody'den hiç şüphelenmiyordum şu ele kadar bir şey değil mi? Son maç bir killer yok mu? Bir... Ya ver işte son maç ya. Ya benim de hiç rolüm olmuyor. Hep ben dümdüz şey oluyorum anasını satayım. Hani millet doktor oluyor bilmem. Şuydum şunun rolünü öğrendim diyor. Ben dümdüz öküz gibi şey oluyorum anasını satayım. Çok hızlı kill verildi. Çok hızlı verildi. Ben öldüm ya. Ya beyler yuh anasını satayım ya. Şunun animasyonuna bak. Facefight'e kız değil mi bu ya? Evet arkadaşlar bir önceki maç ağzıma sıçtıkları için ilk 10 saniyede yeni bir maça girdik. Ama bu tarz oyunlarda killer'ı izlemesi gerçekten çok keyifli. Oynaması da çok keyifli. Among Us'ta da killer maçları her zaman çok daha keyifli olurdu. Bu arada karanlık verildi. İnşallah yine ben ölmem. Sabotaj odasına hemen gitmem lazım. Bir tane sabotajı ben çözeyim, öbürünü inşallah bizimkiler çözer. Şurada da görevimi yapayım ama beyler hadi çözeceğiz mi sabotajı artık? Herkes birbirine bırakıyor galiba işi. Tolga abi ne yapıyor burada? Tolga abi alttan mı geldi? Yani inşallah sabotajı birisinin yaptığını görüp gelmiştir yani. Yoksa vallahi hiç acımam. Direkt Tolga abi diye yapıştırırım yani. Aha! Mami'yi öldürmüşler. Brody alttan çıkıp cesedi bulurken gördüm. İnşallah beni suçlamaz. Cesedin yanık yanında beni gördü. Umarım öyle bir salaklık yapmaz. Çünkü aynı anda bulduk cesedi.
Yani Bloody onu yapacak biri değil. Bloody zekidir. Mantıklı davranır. Şimdi cesedi şöyle buldum. Aşağıda sabotajı yaptık. Ali, ben, bir de İbo'ydu galiba. Ali, ben, İbo sabotajı yaptık. Sonra Ali merdivenden yukarı çıktı. Biz İbo ile sağ tarafa gittik. İbo oradan bir tane odaya girdi. Ben yukarı kata çıkarken hani merdivenden çıktım. Önümde cesedi gördüm. Karşıdan da Ahmet geliyordu zaten. Beni doğrular, yani öldürmem imkansız. Güzel, beni suçlamadı. Onun haricinde yani başka tavukla hani dark yaşadık. Yan yanaydık. Kimse yani birbirimizi öldürmedik. Belki o beni buradan safe'leyebilir. Başka da bir infom yok. Alo. Beyler, ben valla ikinci katta görevlerimi yaptım. Sabotaj verdikten sonra da Sabo'ya gitmedim açıkçası. Tek kalmamak için. Bu beni katil yapar mı? Sizin yorumunuz. Onun dışında bir tek şey var. Şu an hani güvenebildiğim tavuk var. Çünkü bayağı bir yalnız kaldık tavukla. Hani o bana baktı, ben ona baktım. Hiç şey yapmadık. Hani odalarda çok boş kaldık onunla. Ben canım Tolga abimi doğrulayabilirim. Evet. Sen güce tapan biatçı bir sıvacısın. Bu kadar yani. Başka bir infom yok. Mami'ye de yazık olmuş. Başsağlığı diledi anasını. Selamlar. Mami'ye gerçekten yazık olmuş. Oradaki en alttaki görevi yaptım. Zaten bir 10-15 saniye sonra falan da rapor geldi. Yani cesetle ilgili herhangi bir şüphem yok. Sadece Bulad'ın dediklerini doğruluyorum. Alo. Öncelikle arkadaşlar, Mami kardeşimin toprağı bol olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir haber gerçekten. Ben üstteki sabotajı çözdüm, sabotaj verildiği zaman. Bunun yan odasında da Tolga abi vardı. Tolga abi alt kattan geldi. Sabotajı çözmemiş ama kendini açıkladı daha önce niye çözmediğini. Doğrudur yanlıştır bilemem. Sonra sabotajın yanındaki odada görevim vardı. Biraz genişten almışım. Ters tarafından dönmüşüm. O koridordan dümdüz giderken aşağı kattan da benimle aynı eş zamanlı birlikte Bloody çıktı. Aynı anda bulduk diyebiliriz cesedi. O benden biraz daha yakın olduğu için o bastı report tuşuna. Bloody'nin yaptığını düşünmüyorum. Yani bu kili almadı en azından, öyle diyeyim. Şüphelim de yok açıkçası. Oy atmayacağım bu tur, haberiniz olsun. Siz ne yapacağınızı bilmiyorum. Surprised mı ne denen roldendim ben oyunun başında. Dedim ki büyük ihtimalle uzun zamandır yaşıyorum. Ben bu ellerde ilk ölürüm. Bari ilk oylamaya kadar birini ölçeyim. Ona göre de şey yapayım dedim. Mami'yi ölçtüm. Yanında Çince yazısını yazdı. Traveler olduğu çıktı. Mavi mavi parladı. Ben bu bilgiyi verecektim. Adamı şişlemişsiniz. Bu turum bayağı bir sakin geçti yani. Oy vermeyeceğim arkadaşlar. İstihbaratçı gibi her şeyden şüphelenmeye başladım. Şimdi Bora rolünü açıkladı. Fakat Bora konuştuktan sonra diğer kişileri dinleyemediğimiz için ilk 5 kişiden birisinin rolüne konmuş olabilir. Ama şöyle de bir şey var. İlk 5 kişiden birisi Bora'nın olduğu rolse bunu neden açıklamadılar? Açıklamak istememiş de olabilirler. Dediğim gibi gerçekten paranoyak oldum. Her şeyden şüphelenmeye başladım. Ama Bora temizdir diye düşünüyorum yüksek ihtimal. Sadece hani ölü adamı taramış olması, yani ölmeden önce 8 kişi arasından onu bulması. Cenabettik diyelim. Biri Tolga abi gibime geliyor ama şöyle bir şey yaptı o da. Hani biz açıklamadan, biz soru sormadan, abi neden sabotajı yapmadın gibisinden bir soru iletmeden o da ona kendisi direkt açıkladı. Hani sabotajı yapmadım ölmemek için, haberiniz olsun gibisinden. Hani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Ne kadar doğru bilemem tabii ama diyelim ki birisi sevgini sizi aldattı. Sizi öğrenmeden kendi geliyor açıklıyor, böyle böyle yaptım, çok pişmanım vesaire gibisinden. Doğru bir örnek mi oldu bilmiyorum ama senin haberinin olmadığını bile bile açıklamaya da bilir ama açıklıyor. Böyle bir durum. Boş yapmış da olabilirim şu an, bilmiyorum. Tamam, ikinci görevi de yapıyorum bu partın. Güzel, sabotajları hallettik. Güzel, sanırım kill alınmadı şimdilik. Şimdi işte şimdi tam ağzıma sıçayım yani, şimdi alınabilir. Bitirdiler. Kim kimde? Come on man. Let's go man. İbo Bloody mi? Ben yedim yine bulamadım. Oğlum hiç bu ceset niye bulamadık? Nerede öldürdünüz? Gömdünüz mü anasını satayım? Evet arkadaşlar, sonunda bu videoda katil olabildim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Oyunun devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu şekilde tadımlık olarak çekeriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.